Vallahi tatlım ve espressoya. Espresso. Bazılarının suyu soluyor hareketi. Herkese merhaba ve yeni bir videoya hoş geldiniz. Arkadaşlar nasılsınız? İyi misiniz? Son bir saatim var. Evden çıkmadan önce kahvemi yaptım. Şöyle bir oturacağım, çamaşırları falan hallettim. Dünkü videoyu izlediyseniz biliyorsunuz. Hafta sonuna hazır giriyorum. Ama sizinle bir dik bucak temizlik yapmamız gerekiyor. Hem de dik bucak. Yağmur falan yağdığında pek görünmüyor ama güneş bir vurduğu zaman cama görmeyiver. Yani tam böyle bir ilk bahar temizleme içgüdüsü doğuyor birden. Yaparız onu. İhtiyacı var çünkü. Evet, birazcık modumuzu değiştiriyoruz. Alışverişe geldik, akşam alışverişine. Arya sen çıkıyor musun? Montunu giyiyor. Devran, nasılsın? Hemen gidip şuradan bir tane araba alalım, tamam mı? Göbüşe bak. Göbüşü kapat. Çocuklar şöyle oturdu. Biraz alışveriş yapacağız arkadaşlar. Annemle babam ikisi hastanede, babam odasında. Ben biraz önce çorba götürdüm onlara. Ondan sonra Devran'ı da biz kreşe ve şeye verdik. Grubuna verdik. Ve saat 7'de gösterileri var. Gösterisine yetişeceğiz. Ama ilk önce dedim biraz da alışveriş yapalım. Sabah kendi başıma yalnız kendi yapabilirdim ama çocuklar görsün neler alıyoruz. Bazen onlarla da iyi oluyor. Havuç. Şöyle biraz sarımsak alacağım. Sarımsak da şöyle. Al Arya sarımsak. Oraya koy aşkım. Ondan sonra bir tane soğan alalım. Soğanlar. Ben şu bunları alıyorum çünkü bunlar iyi oluyor. Küçük yemeklik bize tam iyi geliyor. Aslında burada şu sanki daha uygun gibime geliyor bu. Şunlardan biraz alayım ben, poşet alayım. Şu soğanlardan alayım. Al soğan. Onu da koy aşkım oraya. Bütün sebzeleri oraya koy. Başka kabak falan var. Burada patlıcan. Bunlara gerek yok. Yemiyoruz fazla. Direkt şuraya geçelim. Mantar alalım. Mantar iyi oluyor. Ne oldu aşkım? Al Devran, bunu da sen koy mantarı. Al aşkım mantar. Mantar alalım. Gördüğünüz gibi en azından böyle meyve sebzede organik almaya çalışıyorum. Kalmamış. Tamam mantar. Şimdi bu tarafa geçiyoruz. Burada neler var? Ne var orası iyi aşkım. Şunlar 1.70. Şöyle. 1.70 bir tanesi. 225 gram. Arya ama bunların yemeğini ben daha önce yaptım. Bunlar ne bileyim lezzet vermiyor ama şunlar daha iyi. Şu büyük. Bunların da organiği yok ama bunlar daha lezzetli oluyor. O yüzden iki tane bundan al Arya. Al aşkım. Ama oturun düşmeyin. Şunu yine yerine koyalım. Bayağı da bir şey kalmamış burada. Kız eskiden ben ne güzel hep şey yapıyordum. Bunun çorbasını yapıyordum çocuklar küçükken. Nasıl yiyordu. Şimdi yapsam yemezler ki, hiç bir tane alayım deneyeyim. Al Arya. Al Arya. Otur aşkım. Ben
Brokoli bir tane alalım. Yes. Al. Brokoli. Kabak ve cauliflower. Kabak mı? Bu kabak değil mi? Cauliflower. Bu da güzel. Bunun salatası güzel. Yes. Bakın şunlar indirime girmiş. Bunlar indirime her girdiğinde ben alıyorum. Şöyle 3 tane alalım. Alar ya peynir. Çünkü bizim evde en çok tüketilen şey bu. Çocuklar şu yoğurtları seviyor. Onlar için bu hafta alabilirim. Her hafta almıyorum. Tamam aşkım, koy hepsini koy. Sen koy. Al bir tane de yoğurt alalım, siz yersiniz. Ondan sonra bu tarafa bakalım. Tereyağımız var. Şu puff pastry ben yapıyorum ya, chicken pot pie. İşte buradalar milföy hamurları. Bu milföy hamuru. Bir de bunun baya bir kabarık şişik olanı var. O da bu yeşil olan. Bunlar böyle şey kabarıyor, daha da kabarıyor. Ama ben bundan alıyorum. Yedek bir tane var evde zaten. Bir de bunun cinnamon roll olanı var. Tarçınlı ekmek, ama bunu evde bir kendiniz yapın. Öyle bir lezzetli oluyor ki size anlatamam yani. Bunu kesin bir gün yapmak istiyorum size. Bu hazır olanı tabii. Ama çok muhteşem. Hele ki kışın bu zamanlarda acayip gidiyor. Şimdi burada sosis, salam, peynir falan var. Bu bölümde pek bir ihtiyacımız yok aslında. Peynirler falan evde var şu an. Bakalım. Şöyle bir tane double krem almak istiyorum. Çünkü her zaman kullanıyorum evde. Şundan bir tane alacağım. Al Arya. Double krema. Sıvı krema. Ondan sonra bir tane de ne alacağım biliyor musunuz? Şu sour cream alacağım. Ve de bir tane de sadece bunu alacağım. Canım çekti. Size cinnamon roll yapmak istiyorum. Al. Al Arya, tarçınlı ekmek yapacağım. Ondan sonra başka yoğurt yoğurt aldık gerçi size. O size yeter. Bakalım balık bölümü varmış burada. Balıklar acaba kaça düştü? Ha bak, somon balığı kilosu 14.80. İyi, en düşük fiyat diyebilirim ama rengi biraz sanki solmuş gibi. Şunun rengi biraz daha iyi. Bunun da kilosu aynı. Neyse, benim buzlukta biraz vardı zaten. Burada da etler. Et bölümü. Burada helal et de satılıyor kızlar. Fiyatı biraz daha yüksek oluyor ama. Bakın bu bölüm. Burası helal et bölümü. Helal kesim. Her şey de var burada. Alınabiliyor. Bakın böyle. Ben alıyorum böyle büyük boy. Ondan sonra ufak ufak şey yapıyorum. Buzluğa koyuyorum. Bir tane tamam. Aşkım tamam. Bir tane tavuk alalım. Bir de kıyma alalım. Evet. Ekmek. Bazen bu Kingsmill alıyorum. Bazen de Hovis alıyorum. Bunlar yarı yarı. 50-50 dedikleri. Yarısı tam buğday ekmeği. Yarısı beyaz ekmekle yapılma. Arya al aşkım ekmek. Bir. İki. Ve 3. Buzluğa atıyorum çünkü sonra ekmek derdine düşmek zorunda kalmıyorum. Kız Arya, biz salatalık almaya unuttuk. Salatalık ve domates. En önemlisi, kahvaltıda iyi gidiyor. Burası abur cubur bölümü. Şöyle un alacağım çünkü hiçbir unum kalmadı. Bu sade un, diğeri de kabartma tozu eklenmiş un. Aşkım onları bırakın lütfen. İki çocukla alışverişe gelmek mantıklı mı bilmiyorum. Un bu da... Tamam. Bu da kendiliğinden kabartılmış un. Burası da kek yapma bölümü. Kek ile ilgili her şey var. Benim ihtiyacım olan şey bu bölümde ise kahverengi şeker. Çünkü bazen bir şeyler yaptığımda sadece kahverengi şekere ihtiyacım oluyor. Ama burada sanki yok.
Ha, buradalar şekerler. Tam da buradası. Kahverengi şeker burada. 75 kuruşmuş bu. İyi. Şöyle. Böyle. Tabii daha pahalı olanlar da var. Bence bana bu yeterli. Şöyle yumurta da organik alacağım. Bunlar da bayağı fiyatı artmış. Altılı organik yumurta 2,20 sterlin. Normalde ben gezen tavuk yumurtası alıyordum. 12'li paket. Ama açıkçası artık ondan da almak istemiyorum. Şurada organik var, 10'lu paket. Bunun fiyatı ne kadarmış? Bu da 3,55. Yani biraz daha uygun sanki bu. Hadi alalım. Al. Yumurta var buranın içinde, kırmayalım. Tamam. Şunlardan iki tane alacağım. Bu aralar benim bayağı bir sevdiğim sour cream chili. Bu farklı bir taneymiş. Acılı. Benimki sevdiğim sade olan. Bu sour creamli sadece ama o değil bu. Bir tane alıp deneyebiliriz aslında. Şuraya koyayım. Bundan atayım bir tane. Burası cips, yulaf ve kahvaltılık bölümü. Şöyle cips paketlerden birer tane alacağım. Çocuklar bu hafta inanır mısınız hiç abur cubur götürmedi okula. Şimdi alıştıkları için. Bak benim sevdiğim burada. Sour cream and onion. Ama yeri burası. Bunların da fiyatı düşmüş. Şundan alacağım iki tane, diğerini bırakırım. Onun haricinde çocuklara dedim biraz abur cubur alayım. Sevdikleri olanlar burada. Mavisinden alacağım, bir de kırmızı paketten bir tane alacağım. Pembe paketi de aşağıda, ondan da alacağım. Bakın bezelyeler burada, bizim aldığımız kahvaltılık bezelyeleri Heinz. Bunlar bayağı uygundu, fiyatları bir anda çıktı. Bir tenekesi şimdi 1 sterlin olmuş. Dörtlü paket halinde alırsan 3,5 sterlin olmuş. Ama ben Tesco'nun, yani bu dükkanın kendi baked beans'ini alacağım. Çünkü arada inanır mısınız hiç fark yok. Bazen bunlar daha şekersiz oluyor. Ve bu da az şekersiz olan. O yüzden bundan 2 paket alacağım. Ve bu 40 kuruş, düşün. Markalı olan bir, bu 40 kuruş. Dediğim gibi daha önce hep denediğim için. Siz de tabii aldığınız abur cuburları şimdiden başlayın yemeye. Ondan sonra bakıyorum, burada mısır bölümü falan da var ama mısır evde var hala. Teneke bezelyeler var, ben almıyorum onlardan. Dondurulmuş olanları alıyorum. Bir de balık falan var böyle. Balıkları da almıyorum. Bu teneke balıkları ta derin küçükken heves etmiştim. Böyle bir iki tane aldım ama inanır mısınız çocuğa hiç vermedim bile. Böyle kolay geldi. Açıp yiyorlar ama yıllık ömürleri var. İnanır mısınız? Arkasına baktığında bazıları 5 senelik. Düşünün içine neler koyuluyor. Neyse, burası da custard bölümü. Evde daha bir paket var şöyle. Bu da güzel oluyor, aparatif. Bu şey, custard dediğimiz de pastane kreması. Keklerin üstüne güzel gidiyor. Evet arkadaşlar, bir de bana domates konservesi lazım. Bunlar 40 kuruş bir pakete. Bunu daha önce kullanmadım hiç. Bu Tesco'nun kendi markası, nerede bilmiyorum ama sanırım bitmiş. Üstte bir şey yok, sadece burada da bunlar var. Ha, burası da burası gerçi şey bölümü. Yabancıların bölümü. Otur Arya. Neyse, şundan da 2 paket, böyle 2 tane alalım. Bu da bizim haftalık yani. Haftaya biterse yine alırız. Şöyle. Şimdi şöyle meyve bölümüne geçtim. Elma alacağım. Her zamanki gibi çocukların ufak böyle küçük elmaları var. Ondan alacağım. Bunlar kolay yiyorlar. Ondan sonra muz. Bak, armut geçen Arya ısrar etti ya, al 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 diye. Yemedi. Şu neymiş kız? Rhubarb. Bunun meyve suyu çok güzel oluyor. Ama bununla ne yapılıyor ki? Bununla belki bir shake yaparım. Rhubarb. Al Arya, pembe pembe. Evet, Arya ısrar etmişti armut al diye. Aldım, kız yemedi.
Şöyle zencefil alalım, limon alalım. Zencefilli limonlu suyumuzu yaparız. Ondan sonra da buradan alacağımız, bakın bunlar da böyle satılıyor. Bir tane bundan alalım. Nane varsa nane alalım. Bir tane de. Ondan sonra muz. Tamam aşkım. Muz alalım bir tane de. Ha, salatalık, domates, muz, bir de kapya biber alacağım bu bölümde. Hepsi aynı yerde. Şu küçük salatalıklar çocuklar çok seviyor. Bunlar en üsttekiler 1 sterlin. İçinde 4 tane koymuşlar. Eskiden 6, 5, 4. Yavaş yavaş şişiyor. Gerçi bunlar daha ince ama gramına göre hel. Evet. 200 gramlık. Makarna aldım sizin görmediğiniz. Kapya biberler 1.95'ti. Bir de domates de. Bu domatesleri seviyorum, şu. Çeri domates gibi. Bu plum domatesler böyle. Lezzetli oluyor bayağı bir. Bir tane bundan alacağım. Biliyorsunuz bir tek evde domatesi ben yiyorum. Bunun fiyatı 69 peni. Bunlar çok güzel kırmızı görünüyor. Bunların fiyatı da 1.75. Şöyle. Şöyle çilek mevsimi değil aslında ama Devran çok çilekçi. Bir de yarın pankek günümüz. O yüzden çilek Devran. Strawberries. Aşkım bir tane yeter. Devran onu ver, şundan alalım aşkım. Ver bunu. Bunlar biraz daha böyle kırmızı gibi. Ha? Arya şey ezilmiş görünüyor içi. Bunların hepsi antioksidan. Al. Ama ezmeyin onları. Bir tane yaban mersini. Şöyle. Bunun fiyatı 2.25, 250 gramlık şu şekilde. Hiç muz kalmamış kız. Şöyle organik muz bölümü bu tarafta 3 paket vardı. Aldım, eminim vardır biraz daha. Yok vallahi. 3 tane vardı, aldım. Çıkmak mı istiyorsun? Ama kaybolursun.
Thank you.